Aşağı inmiş olabilir. Tam oraya düştü. Şanssız demeyelim bence. Çok kötü oynadık son oynadığımız müsabakada. Haklı bir mağlubiyet aldık. Puan almak adına maalesef herhangi bir performans sergileyemedik sahada. Sahada oyunsal anlamda özellikle oyunun ikinci yarısında mağlubiyeti çok hak edecek bir oyun oynadık. Onu söyleyelim. Ama oyuncularımızın yani maç kaybetme, kötü oynama gibi kredileri her zaman var. Maalesef bazen bu tür sonuçlar kötü oyunların neticesinde ortaya çıkabiliyor. Bu bizim seviyemizde bir takım için çok normal. Ama arkaya bakamayız. Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri alıp hemen çok kısa sürede önümüzde oynayacağımız olan cuma günkü maça hazırlanmamız gerekiyor ki o doğrultuda çalışmalarımızı şu anda yapıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Mina ve Gökhan Töre olmayacaklar. Belki Bifuma'nın olma ihtimali var gibi görünüyor. Onu da çarşamba, perşembe değerlendireceğiz Bifuma'nın durumunu. On tane maç oynadık. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik UEFA maçlarından önce. Bu da tabii oyuncularımızın ciddi performans sergilediği zaman sakatlıklara neden oldu. Bunu çok normal görüyoruz biz ama işte bu milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek. Tam takım halinde çalışma imkanımız olacak bu haftadan sonra. Umarım en kısa sürede bütün oyuncularımız döner. Tam takım halinde çalışmalara başlayıp maçlara öyle hazırlanır. Sizin de bildiğiniz gibi çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Çok geniş bir kadro derinliğimiz çok fazla yok. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım. En azından iyi bir Malatyaspor taraftarımızın beklemesi için. Ama bunu sağlayacak durumdayız. İnşallah yakın zamanda tam takım halinde çalışacağız. Maçlara bakınca biz periyotları şöyle değerlendiriyoruz. İlk 3 maç milli ara, ikinci 4 maç milli ara, üçüncü 4 maç milli ara. Yani 3-4-4-6 diye ligin ilk yarısını bölümlendirdik. İkinci 4'te bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik aldık ki bu cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz. Bundan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızı tamamen bu yönde çalıştırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bireysel toplantılar, oyunsal anlamda bazı toplantılar yapıyoruz. Çünkü zaman zaman oyuncularımız değişiyor. İşte stoper belgesinde Mina yok, Mustafa Akbaş kırmızı kart gördü, o yok. Yani her maçta maalesef bazı oyuncularımız dışarıda kalıyor. Bu da tabii bizim oyunsal anlamda bizi çok etkiliyor ama dediğim gibi lig uzun bir maraton. Bu maratonun içerisinde her zaman böyle sakatlıklar olabilir. Zaman zaman kötü sonuçlar olabilir. Kazanırız, kaybederiz, her şey olabilir ama belli bir çizginin üzerinde gitmemiz gerekiyor. Onun için de bu cuma günü oynayacağımız maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün çalışmalarımız da doğrultuda. Hocam özellikle Başakşehir maçında Beşiktaş taraftarının bir sloganı vardı. Beşiktaş iddialarda gündeme geldi. İsminiz sıkça geçiyor. Arkadaşlar yani çok bu konulara bence girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası var, başkanı var. Buranın başkanı var. Yani hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konuları bence girmeyelim. Kimsenin bir faydası olmaz şu anda. Teşekkürler.